Her sabah kalkarken ben şöyle yapmayı tavsiye ediyorum. Güzel söz, güzel duygu, eğlenceli müziklerle başlamak lazım. Her gün güne başlarken olumlu sözlerle, kendinize sahip olduklarınızı hatırlatarak, şükrederek güne başlayın. Biriyle ilgili negatif düşünmeden, negatif sözler söylemeden önce şunu düşünün. Bu sözleri önce ben duyacağım. Önce ben etkileneceğim. Unutmayın, sözler sihirlidir ve söylediğiniz her söz önce sizi etkiler. Güzel sözlü günleriniz olsun inşallah. Azaltın. Kaliteli yaşamak için azaltın. Kafaya taktıklarınızı, kuruntularınızı, insanlardan beklentilerinizi azaltın. Bırakın başkaları için yaşamayı, olumsuz düşünmeyi, olumsuz insanları ve insanları düzeltmeye çalışmayı azaltın. Çoğaltın. Gülümsemeyi, sevmeyi, olumlu düşünmeyi, dua etmeyi ve sevginizi hak edenleri çoğaltın. Merhabalar, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle birlikte bu güzel çiçeğin, bu güzel bitkinin özelliklerinden bahsedeceğim. Nasıl çoğaltılır, nasıl bakılır, neyi sever, neyi sevmez, zehirli midir, zararlı mıdır, faydalı mıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi böyle çimlenme yaptı, köklerini saldı. Bu şekilde bunun böyle dallarından çimlendirebiliyoruz. Evet, neden bahsediyorum? Yuka bitkisinden bahsediyorum. Salonlarınızı güzelleştirecek, dışarıda da yetişebilen bir bitki bu. Salonlarımızda ve yatak odalarımızda, yaşam alanlarımızda bulundurmamız gereken bir bitki bu. Buyurun hep beraber devam edelim. Tekrar merhabalar diyorum ve size yuka bitkisinden bahsedeceğim. Yuka çiçeği dış mekan, iç mekan bitkisi olarak değerlendiriliyor ve ışık isteği nasıl hemen değerlendirelim. Aydınlık ve güneşli ortamlarda yetiştirilmesi uygundur. Sıcaklık isteği ideal gelişme sıcaklığı 23-25 derecedir. Sulama yazın haftada 2 kez, kışın haftada 1 kez sulanırsa yeterli olmaktadır. Saksı toprağı sürekli nemli bırakılmalıdır. Budama yılın belirli periyotlarında sararmış ve çürümüş yaprakların budanması önerilir. Soğuğa dayanıklılığı 10 dereceye kadar dayanıklıdır. Çiçeklenme iç mekan yuka türlerinde çiçeklenme nadiren görülür. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya karışık çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ne yapıyoruz? Gidiyoruz hemen ziyaret ediyoruz. Tabii benim videomu izledikten sonra. Anaya gelen Side Gelsin bölümünde tekrar çocuklarımızla ilgili bir bölüm paylaşacağım sizlerle. Çocuklarımıza koyduğumuz sınırlar ve kararlı duruşumuz hakkında tekrar bilgilendireceğim sizleri. Kendim de bilgileniyorum sizlere paylaşım yaparken. Yuka çiçeği çelik alma yöntemiyle çoğaltılabilir. Kesilen dal bir bardak suda köklenene kadar bekletilebilir. Bardaktaki su 10-15 gün içerisinde değiştirilebilir. Kök uzunluğu 15 cm'ye ulaştığında dalı saksıya alabilirsiniz. Çelik alma yöntemiyle çoğaltılan çiçeğin bakımı yine aynı şekilde yapılmalıdır. Çoğaltma işlemi sonbahar olmalıdır. Yuka çiçeği doğada genellikle sıcak, kurak, çorak bölgelerde, açık arazilerde yetişir. Yoğun güneşe ve şiddetli sıcaklara uyumlu olan ve çok su sevmeyen bir çiçek olduğu için dayanıklı bitkilerden biri olan yuka yalnızca iç değil dış mekanlarda da sıklıkla tercih edilir. Yuka bitkisi diğer salon bitkilerine nazaran daha hızlı büyür fakat senede bir kez saksı değişimi yeterli olacaktır. Yuka çiçeği suyu çok sevmez, susuza dayanıklı bir bitkidir. Toprağın nemli olması çiçeğin hastalanmasına sebep olur. Kışın daha seyrek, yazın daha sık sulama yapılır. Verilecek su oda sıcaklığında olmalıdır. Bu çok önemli, dikkat edin. Yuka çiçeği neden ölüyor? Az ışıkta kaldığı zaman yeterli kadar beslenemez. Dolayısıyla yaprakların çürümesine ve sararmasına yol açar. Yuka çiçeğinde çiçeklenme oldukça nadir çiçeklenmekte olup çiçekleri salkım şeklinde sarı renkli güzel kokuludur. Toksik etkisi, zehirli etkisi yoktur. Hava temizleme özelliği ile yaşam alanlarınıza ve özellikle yatak odalarınızda bulundurulması tavsiye edilir. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz. Ona destek oluyoruz, komşu oluyoruz, yorumlar yapıyoruz. Bu arada benim kanalda destek olmayı unutmuyorsunuz.
Evet, hemen bana iyi gelen size de gelsin diyorum ve sınırlardan bahsediyoruz. Ebeveynin sınır koyma hali. Sınır koyduğumuz halde çocuklarımız inatçı bir tutturma hali mi yapıyor, sinir krizi mi geçiriyor? Hep bunlardan bahsedeceğim. Bunlar her evde yaşanan krizler diyeyim ben sizlere. Ebeveynin sınır koyma hali, kural koyma halimiz. Ben de yaşıyorum. 2-3'e giden bir çocuğum, oğlum var. Ve bunları böyle okudukça gerçekten tazeleniyor bilgilerimiz ve uygulamaya çalışıyoruz veya uyguluyoruz. Ve gerçekten de meyvesini yiyorum diyeyim ben size. Kural koyduğunuzda, sınır koyduğunuzda çocuklarımız bunlara uyum sağlayabiliyor. Deneyin. Mutlaka güzel bir cevap alacaksınız çocuğunuzdan. Ebeveynin sınır koyma hali. Sınır koyduğum halde çocuğum inatçı bir tutturma hali. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf fark etmez. Sınır sınırdır. Yaş dönemi önemli. Nasıl durmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği çok önemli. İletişim çok önemli. En başı çok önemli. Çocuk öfke krizine girebilir. O yüzden iletişim çok önemli. Başı, ortası, sonu çok önemli. O yüzden sınırlar, kararlı durmamız çok önemli. Sınır koyduğumuz halde, gerekli konuşmayı yaptığımız halde, kararlı durduğum halde çocuğum beni dinlemiyor, ısrar ediyor, üzerime geliyor, bana tepki gösteriyor. Ben hata mı yapıyorum? Veya tutumum ne olmalı? Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Lütfen unutmayalım, arkadaşımızı ziyaret edelim videomu izledikten sonra. Sınır ve kural koymayı yanlış yapabiliyoruz. Yaklaşımlarımız yanlış olabiliyor. Mesela bu evin kuralı bu. Bu evde bağırmak yasak. Anne, bu kuralı neşeli bir şekilde söylediğinde çocuğun hoşuna gidiyor. Ve kuralı seviyor ve kurala uyum sağlıyor. Uyumlu bir çocuk olduğunu görebiliyoruz. Çocuğun her tutumunda sabırlı olmamız gerekiyor. Kimi çocuk kuralın kavramını daha çok sevebiliyor. Annenin veya babanın nasıl aktardığı çok önemli. Aslında çocuklar kuralları sevebilirler. Çocuğumuzun içinde uyumlu bir tarafı var. O zaman iletişimimizi çok güzel yapmamız gerekiyor. Kararlı durmamız çok önemli. Ben sınırı ve kuralları kendim için değil, çocuğum için koymalıyım ve çocuğumun bu sınırı ve kuralı sevip sevmemesiyle ilgilenmiyorum. Kendim için değil, onun için bir sınır koyuyorum. Onun bir şeyler öğrenmesi için sınır koyuyorum. Çocuğuma öğretiyorum. Israr ediyor ama sevmiyor. Problem çıkarıyor. Ağlayabilir, tepki gösterebilir. Sevmeyebilir, tepki verebilir, karşı gelebilir. Sevip sevmemesi ile ilgilenmiyorum. Ben bir ebeveynim ve bu sınırı koymalıyım. Bu bizim yanlış davrandığımız anlamına gelmiyor. Bu bizim sınırı nasıl sunduğumuzla önemli. Davranışımız, yüz ifademiz çok önemli. Nasıl söylediğimiz çok önemli. Çocuklar bu sakinliğimizi de kullanabilirler. Sakinlik ayrı bir kavram, kararlı olmak çok ayrı bir kavram. Bu çok önemli. Sakin davranıp kararlı olmamız gerekiyor. Sesimiz yükselmeden, bağırmadan söylememiz gerekiyor. Bu sakinlik, kararlılık hali ayrı bir şey. Bir kural koyduysak bu kuralda kararlı olmamız gerekiyor. Sınır olması gerekiyor. Çocuğum bana her türlü tepki verebilir. Sınırlar çocuklar için güzel bir şey değildir. Hem sakin hem kararlı olabilirim. Her koşulda uygulamamız gerekiyor. Çocuğu güçlendiren bir durum varsa anne babadaki tutarsızlık, iletişim kopukluğu, anne babanın kararsız hali, panik hali, korku halidir. Sınırlar çocuğu mutlu etmek için değil, onu mutlu etmeyebilir. Her türlü tepkiyi verebilir. Bunu bilmemiz lazım. Onu güvende tutmak için koyduğumuzu anlatmamız gerekiyor. Çocuğunuzun öğrenmesi gereken bir kuralın arkasında durmamız gerekiyor. Sakin ve kararlı bir şekilde. Sınır koymaktan korkmayın. İster memnun olsun, olmasın. Siz güvenli kişisiniz. Çocuğun bir şeyi sevmek zorunda değil. Bu bir sorun değil. Bu bir süreçtir. Geçeceğini düşünün. Kararlı durun. Ağlasın. Ağlayacak ve susacak. Kararlı olun. Ama emir veriyorsanız, bağırıyorsanız, görmezden geliyorsanız, şunu yapma da ben bir göreyim. Bu bir sınır değil. Bunlardan vazgeçin. Bağırmayın, sakin olun, sınırlı olun, kurallı olun. Evet, bu sınırlar ve kurallar konusunda bir dahaki videomda da devam edeceğim. Şimdilik ne yapıyorum?
Bir önceki videoma diğer gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini paylaşıyorum. Önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini bir önceki videomda sabitlenmiştir. Direkt oradan giriş yapabilirsiniz. Kanalına gidip komşu olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Diğer yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini paylaşacağım sizlerle. Daimi arkadaşlarımdır bunlar, komşularımdır. Onlara da giderseniz onlar da sizlere gelecektir. Ben buna eminim diyorum ve bana da destek olursanız çok memnun olurum. Bunları gerçekten sizlere paylaşmak için not alıyorum, yazıyorum, emek harcıyorum. Destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Ortaya karışık çiçekçe, baharlı günler, papatya mutfağım, bilim, kültür, sanat, Osman Şahin, bilim, kültür, sanat, Şehnaz'ın elinden, baharlı günler, Özlem'in farmasi dünyası, anne yemekleri, anne yüreği, Seyhan'ın mutfak aşkı, Şule vlog, becerikli hemşirenin pratik yemekleri tarifleri, Fatoş'un mutfağı, futbol, spor, müzik, Kaan Efe Gödek, lezzetli ve kolay yemekler, mavi yeşil, Ayşe Polat, Havva ile örgü sanatı. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini orada görüyorsunuz. Bir dahaki videomda burada siz olabilirsiniz. Dikkatli olun. Ne yapıyoruz? Komşu oluyoruz, like atıyoruz, yorumlar yapıyoruz. Arkadaşımızın kanalına gidip bana da destek olmayı unutmuyorsunuz. Ortaya karışık çiçekçe, lezzeti sanat, Şef Mustafa Çin mutfakta, her şeyden biraz Refika'nın dünyası, bu tarif kaçmaz, Mihribah Sultan'ın harikalar diyarı, toprak severler, gül ile her şey, Savaş Ardağan, lezzeti sanat, Mecburen'in dünyası, Kız Sıdıka mutfak, Nurella mutfakta, Ayşe'nin mutfağı, hangi güzel söz ki toprak olmadı, Almanya'dan Nuresel, Hatice'den tatlar, Semahat 04 Semahat, aromatik lezzetler. Ortaya karışık çiçekçe, Almanya'dan Nuresel, Sibel Esen Bozkurt, Havva ile örgü sanatı, Nacizane, Ayhan Ayan ailesi, Yemek Adası, Gülay'ın sofrası, Sema, Sehirli Evim Vlog, Fuat Gencal, İğne Oyası Dünyası, Anamın Yemekleri, Tarif Dükkanı, Ana ile Oğlu, Papatya Mutfağım, Bizim Mutfak, Solaklar için İğne Oyası ve Örgü Modelleri, Olta Balıkçısı Doğada, Aşk Tadında, Şenay'ın El Emeği, Fatma Koç, Fatoş'un Lezzetli Yemekleri, Elif'ten Esintiler, Mutfakta Renkli Yemekler Destek, Gülhabbe ile Her Şey, Gündem Spor Destek, Ana ile Oğlu, Naz Vlog, Hatice'nin Lifleri, Balkon, Bahçem ve Dünyam, Bugün Ne Yapsam, Sakine'nin Mutfağı, Zübeyde'nin Kolay Tarifleri. Ortaya karışık çiçekçe, Şef Mustafa Çin mutfakta, Selvi'nin mutfak, Ahmet Yaşar, Emine'nin dünyası, Fadime Dursun, Aliye'nin çiçek dünyası, Raziye çiçek, Zeliş'in patileri, Aysun'un mucize çiçekleri, Tarsuz lezzetleri, tarif dükkanı, mutfak anatomisi, Göksel Özer, Yurdagül'ün el işleri, Hayatım mutfak, Yemek şablonum, Örgü maceram destek, Enfes tatlar, Gözde Öner, Kent hayatı Azerbaycan, Nurcan'la sade ve doğal yaşam, güzel yemek tarifleri, tarif dükkanı, oya zamanı. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımızın kanalına destek olmayı unutmayalım. Hep beraber gidelim, ona destek olalım. Yorumlar yapalım, like atalım, komşu olalım. Bir dahaki videomda burada siz olabilirsiniz. İlk yorumu yapan arkadaşımı buraya sabitliyorum. Kanal ismi de videomda sabitlidir. Bir önceki videodan direkt giriş yapabilirsiniz. Bu arada bana da destek olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ortaya Karışık Çiçekçe, Havanın Yemek Mutfağı, Aslı Çiçek, Adana Seyhan TV, Melek Annenin Mutfağı, Derya'nın Mutfağı, Fikret Genç, Nevin Yener, Emine Kurt Doğan, Tatlı mı Tatlı, Merve, Menim Kanalım, Mert Deli Anlı, Sözünde Duran Adam, Kastamonulu Yıldız, Gülay Hanım'ın Çiçekli Dünyası, Firuze ile Her Şeyi Dahil, Gülhan Bebe, Amasyalı Kuşçu, Samer Ali, Zeyno'nun Yöresel Lezzetleri. Samar Ali, Becerikli Hemşirenin Pratik Yemek Tarifleri, Nefis Pratik Tarifler Mutfağı, Gezgin'in Gözünden, Safiye'nin Kanalı, Ortaya Karışık Çiçekçe, Fatoş'un Mucizeleri, Nevin Yener, Hatice'nin Lifleri, Aliye'nin Çiçek Dünyası, Nevin Yener, Hava'nın Hobi Dünyası, Mert Deli Anlı, Sözünde Duran Adam.
Havanın hobi dünyası, mutfak anatomisi, lezzeti sanat, yemekli saatler, lezzeti sanat, romantik insan, Nevin Yener, Havanın hobi dünyası. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Sizleri Instagram sayfama da davet ediyorum. Instagram Ebru'lu tarifler. Orada story paylaşıyorum. Trendyol'la iş ortaklığım var. Linkler paylaşıyorum. Yıldızlı ürünler, indirimli ürünler, fırsat ürünleri. Bunları kaçırmayın. İnternetten yapmış olduğunuz alışverişleri benim linkten yaptığınızda bana faydası oluyor. Sizler bir şey kaybetmiyorsunuz. Instagram'a bekliyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımıza da destek olmayı unutmayalım. Çok teşekkürler ediyorum.